imamın hayatından şu olaya iyi dikkat etsinler. Nişabur halkı İran'ın şu anda Meşhed şehrine çok yakın bir şehir. Nişabur halkı Ebu Cafer Horasani adında birisini kendilerine vekil seçerler. Temsilci seçerler. Ve Ebu Cafer Horasani'ye mallarının zekatlarını, humuslarını teslim etmekle beraber bir miktar para, bir miktar mülk ve bir miktar kumaşlık elbise, elbiseli kumaş ile beraber 70 sayfalık da her bir sayfasında soru olan mum ile mühürlenmiş bir defteri teslim ediyorlar Nişabur halkı. Ki teslim edilen paralara bakıyoruz 30 bin dinar. 30 bin dinar büyük bir meblağdır. 50 bin dirhem. Dinarın dışında 50 bin dirhem. Ve Ebu Cafer Horasani'ye diyorlar ki sen Medine'ye gittiğin zaman bu paraları, kumaşları hemen Musa Kazım'a teslim etme. O dönemde sahte imam iddiasında bulunanlar yaygın idi. O dönemde. Hı hı. Önce sen imamı imtihan et. Sorularımızı yazdığımız defterleri imama teslim et. Ertesi gün imamın huzuruna var. Musa Kazım aleyhisselamın huzuruna var. Eğer imam mührü kırarak, mumlanmış mührü kırarak bizim sorularımıza cevap vermiş ise bil ki o imam değil, bizim malımızı bize geri getir. Ama defterin mührünün bozulmadığını görürsen defteri ondan al, mührü kır, aç bak. Mühür kırılmadan soruların cevapları yazılmış ise bil ki o imamdır, malları, paraları ona teslim et. Dikkat edin. Ebu Cafer Horasani Nişabur halkının paralarını, dirhemlerini, dinarlarını, kumaşlarını ve o defteri, 70 sayfalık o defteri aldı. Nişabur'dan hareket etmeye başladı. Hareket eder iken yaşlı bir kadın Şatite isminde muhlis, iman ehli bir kadın Ebu Cafer Horasani'nin yanına geldi. Dedi ki benim de kazandığım mallardan üzerime imama vermem gereken mal bir dirhemdir. Ve şu kumaş parçasıdır. Bir dirhem ve bir kumaş. Ebu Cafer Horasani diyor ki ben bunca azıcık bir malı, çok az bir mal, hiçbir kıymeti yok bir dirhem, bunca azıcık bir malı imama vermekten utanırım. Onun için senin bu bir dirhemini kabul edemem. Deyince Şatite diyor ki İnnallâhe lâ, bakın, yestahyi minel hak. Allah haktan haya etmez. Allah haktan utanmaz. Çokmuş, azmış, Allah buna bakmaz, hakka bakar. Hı hı.
ve Şatite'nin söylediği, bakın şu söz çok önemli. Yani az bile olsa imamın hakkını vermek gerekir. Az bile olsa. Üzerimde imam hakkı olarak Allah'ın huzuruna varmak istemiyorum. Aziz izleyicilerimiz, Şatite'nin Nişaburlu bu yaşlı kadının, o iman abidesi hanım efendinin o düşüncesi, o ihlası, o samimiyeti, o imanından dersler almamız lazım. Az bile olsa imamın hakkı ile ölüp Allah'ın huzuruna varmak istemiyorum. Bir insan malını temizlememiş ise, zekatını, humsunu vermemiş ise ve temizlenmeyen mal ile kendisine ev almış ise o evde imamın hakkı vardır. Elbise almış ise o ev, elbisede imamın hakkı vardır. Hatta müçtehitlerimizin fetvalarında var. %100 emin olduğum bir müçtehidimizin ilmi halinin adını vereyim. Vefat etmiş, Allah hepsine rahmet etsin, vefat edenlerine. Mirza Meliki, Mirza Cevat Tebrizi. Eğer bir insan malının humusunu vermeden hacca gider ise onun haccı sıhhat şartlarını içerir, kabul şartlarını içermez. Kabul şartlarının dışındadır. Hac sahihtir ama kabul değildir. Dikkat edin. Az bile olsa imamın hakkı üzerimde iken ölüp Allah'ın huzuruna gitmek istemem diyen bir Şatite var karşımızda. Ve bugün ömründe bir kez olsun zekatını, humusunu vermeyen sermayedarlar var karşımızda. Sağımızda, solumuzda. Esasen zekatın, humusun varlığına inanmayan Müslüman var. İnanmıyor. Ben vermek zorunda mıyım diyor. Niye verecekmişim ben malımın zekatını? Evet. Diyorsun Müslüman, sen neye inanıyorsun? Veya Müslüman demeyelim, insan, sen neye inanıyorsun? İncil'e inanıyorsansa buyur İncil, buyur kilise. Neye inanıyorsun sen? Kur'an'a inanıyor isense Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde namaz kelimesinden sonra zekat kelimesi geçer. Evet, 81 yerde. Bakın. Birçok yerde namazdan hemen sonra zekat. Akimis salat ve atuz zekat. Kılın namazı, verin zekatı. Bakın. Allah'ın bir emridir bu. Humus olsun, insanın yıllık kazancından arta kalanın beşte biri. Ehl-i Beyt mektebinde farzdır. Özellikle humus mevzusunda bunu bu şekilde yapıyorlar. İşte bu Resulullah'dan sonra bitmiştir gibisinden, evet, böyle düşünceler var. Ne yazık. O konuda bile Ehl-i Beyt'e nedir? Bir engel getirmeye çalıştılar. Evet. Ebu Cafer Şatite'nin bu sözünden dolayı o bir dirhemi ve o bir kumaşı almak zorunda kaldı. Geldi Medine'ye. Önce İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın oğlu Abdullah Eftehin yanına gitti. Çünkü imamın Abdullah Efteh isimli oğlu da imamet iddiasında bulunuyordu. Fetehiler Abdullah Efteh'in imam olduğuna inananlardır. Ebu Cafer Horasani Abdullah Efteh ile bir miktar konuştuktan sonra onun imam olmadığına kanaat getirdi. Oradan ayrıldı ve geldi İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın huzuruna. İmam Ebu Cafer Horasani'ye buyurdu ki,
sen neden ümitsizsin? Senin neden böyle düşünceli görüyorum? Aradığın o Hüccetullah, asrın imamı, zamanın velisi benim. Ve ben sizlerin sorularınıza dün cevap verdim. Allahu Ekber. O defterdeki sorulara dün cevap verdim. Nişabur halkından getirdiklerin hepsini getir bana teslim et. Ebu Cafer diyor ben 30 bin dinarı, 50 bin dirhemi ve kumaşları ve şatitenin bir dirhemiyle bir kumaşını imama teslim ettim. İmam Kazım aleyhisselam şatitenin bir dirhemini ve bir kumaşı bana benden aldı, o malların üzerinden aldı ve Nişabur halkının tamamının mülkünü, paralarını, kumaşlarını bana geri iade etti. Ve buyurdu ki, bunları al, götür, tamamını sahiplerine iade et. Tamamını sahiplerine iade et. Neden? Onların daha yakınları yok ki, onların imamı kimdir, ben miyim, bir başkası mıdır? Deneme yapıyorlar. Ben sizin sorularınıza dün cevap verdim. Ve mührü bozulmamış, mum ile mühürlenmiş defteri açıp görebilirsin. Ben diyor açtım baktım, hakikaten bütün soruların cevabı yazılmıştı deftere. Ve İmam Musa Kazım aleyhisselam bana buyurdu ki, Nişabur'a döndüğün zaman benden Şatite'ye selam söyle. Allahu Ekber. 30 bin dinar gönderene selam göndermiyor. 50 bin dirhem gönderenlere, pahalı pahalı kumaşlar gönderenlere selam göndermiyor da, bakın bir dirhem gönderene, neden? Çünkü o ihlas ile göndermiş. O rızan lillah göndermiş. O Allah için göndermiş. O azdan haya etmemiş. O azdan utanmamış. Demiş ki benim vazifem budur, bunu yapıyorum. Evet. Onun için benden Şatite'ye selam söyle ve bu 40 dirhemi de benden ona hediye et. Bu 40 dirhemi ben ona gönderiyorum. Benden taraf ona ver. Ve kendi kefenimin bir parçasını da seninle ona gönderiyorum. Ve de ki, bu benim kefenimden bir parçadır. Kendi tarlamızdan, kendi el emeğimizden, kendi kız kardeşimin hazırladığı bir kefendir. Bu kefen, bu kefenimin parçasını gönderiyorum, bunu kendisine kefen olarak kullansın. Ve söyle ki, sen bu 40 dirhemi ve bu kefeni ona verdikten 19 gün sonra o vefat edecek. 19 gün sonra, bakın imamlar haber veriyorlar. Ne ile? Bir iznillah, Allah'ın izni ile haber veriyorlar. Gelecekten 19 gün sonra vefat edecek ve bu 40 dirhemin 16 dirhemini kendi şahsi ihtiyaçlarında harcasın. Geriye kalan 24 dirhemi ise saklasın, 19 gün sonra vefat edeceği zaman cenazesinin defin işlerinde o 24 dirhem harcanılacak. Bakın. Ebu Cafer diyor ki ben Nişabur'a döndüm. Ebu Cafer Horasani ve imamın geri iade ettiği para sahiplerinin hepsinin Fetehiye mezhebine girdiklerini gördüm. Hepsi Fetehi olmuşlardı.
İmam kimin parasını göndermişti? Hepsinin. O para sahiplerinin hepsi, kumaş sahiplerinin hepsi fetehi olmuşlardı. Sadece Şetite İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın imameti üzerinde bakiydi. Para gönderenlerin içerisinde sadece Şetite, Ehl-i Beyt'in velayeti, imameti, inancı üzerindeydi. Geri kalan o parayı gönderenlerin tamamı fetehi mezhebe girmişlerdi. Ben imamın selamını Şetite'ye ulaştırdım. O 40 dirhemi kendisine ulaştırdım. O kefeni kendisine ulaştırdım. Ve 19 gün sonra Şetite vefat etti. İmamın buyurduğu gibi. Şetite vefat etti ve onun vefat ettiği gün biz onun evinin önünde İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ı bir devenin üzerinde gördük. İmam devesinden aşağıya indi, geldi, Şetite'nin cenaze namazını kıldı, mezarın kenarına yanına kadar geldi ve kendisi mezarın içerisine girdi. Ceddi Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela toprağından bir miktar mezarın içerisine döktü ve Şetite'yi o şekilde mezarın içerisine bıraktılar. Ve Nişabur'dan ayrılırken de o gün kıyamete kadar Ehl-i Beyt Şialarına bir müjde verdiler. O müjdeyi de ben Kanal 12 aracılığı ile izleyicilerimize aktarayım. Nişabur'dan ayrılırken o gün kıyamete kadar gelecek Şialara bir müjde verdiler. Buyurdular ki ben ve benim gibi imamlar sizlerin cenazesine katılırız. Allahu Ekber. Ben ve benim gibi imamlar sizin cenazelerinize katılırız. Nerede dünyadan giderseniz gidin, biz orada muhakkak hazır oluruz. Öyleyse Allah'tan korkun ve takvalı olun. Allah'tan korkun, takvalı olun. Bakın bu rivayet Biharul Envar'da nakledilmiş. Seyyid Haşim Behrani'nin Medinetül Meacizinde nakledilmiş. Kutbuddin Ravendi'nin Haraicinde nakledilmiş. Allame Hilli'nin İsbatül Huda isimli eserinde nakledilmiş bir rivayettir. Bu rivayetten biz neyi görüyoruz? İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın neye değer verdiğini görüyoruz. İmam Musa